Sevgili dostlar, selamlar, saygılar. Samet abiniz bu kez Samsun'da. Bugün Samsun vlog gelecek inşallah. Çok güzel bir vlog çekmeye çalışacağım sizlere. Samsun'u gezeceğiz, tozacağız. Neler var, neler yok, neleriyle ünlü, bunları çekmeye çalışacağız. Umarım hepinizin hoşunuza gider. İsterseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Samsun zabıtasının elektrikli motoru çok hoşuma gitti ve şöyle bir anı kalsın istedim. Bir videosunu aldım. Samsun'u gezmeye çalışacağız arkadaşlar. Burası meydan. Yabancılar pazarının olduğu bir yer. Burada fayton abimiz var. Çok güzel faytonlar var. Buraya çiftler binip faytonda aynı şekilde geziyorlar. İlerliyoruz. Çok hoşuma gitti seyyar satıcı arabası. Samsun'da. Burada kestane arabası var. Aynı şekilde çok hoş. Sevgili dostlar, burası Samsun'un Çiftlik Caddesi. Önceden trafiğe kapalı bir alandı. Ancak sonradan trafiğe açmışlar ve gerçekten ne park yeri var ne de rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde yürüyemiyorsunuz dahi. Karşısına karşı geçmek istiyorsunuz. Sürekli bir araba geliyor maalesef. Burada ne ararsanız var arkadaşlar. Telefoncudan tut iç çamaşırcıya, çantacıya, dönerciye, yemekçiye, her şey mevcut bu caddede. Ve gerçekten çok işlek bir cadde. Bakalım biz nereye gidiyoruz? Şu an bir telefoncuya gidiyorum. Önceliğim bir tabletime kılıf ve ekran koruyucu taktırabilmek. Bakacağız ne olacak bilmiyorum. Şurada karşıda gördüğünüzde benim 18 yıllık dostum Ömer. Onunla beraber geldik Samsun'a, eşlerimizle beraber. Bakalım, hadi bakalım dostlar, gezelim. Dostlar, burası Samsun Üniversitesi'ymiş. Lan çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Palmiye ağaçları şöyle. Gerçekten çok güzel. Maşallah. Hoşuma gittiği için şöyle duvara çıktım, çekeyim istedim. Şurada Luna Parklar var. Çok iyi. Hoşuma gitti ya. Çok güzelmiş gerçekten. Luna Parklar görüyor musunuz? Sonunda gidiyoruz. Tramvaydayız şu an. Mecidiye doğru yol alacağız. Bilmiyorum nasıl olacak. Açıkçası. Burası Samsun Spor. Gençlerin maç yapan stadyum. Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ymüş. Görmüş olduğunuz stadyum. Buranın ardında da deniz var. Burada deniz var. Alabildiğince mavi, alabildiğince huzur. Birazdan tren yaylarını göreceksiniz. Trenlerin geçtiği alan. Efendim, çıktık meydana, indik. Şimdi Mecidiye'ye doğru yol alacağız ama yol almadan önce uygun AVM'ye bakalım ne var ne yok. Bir altını üstünü getirelim diyoruz hanımla. Yolumuza devam ediyoruz. Samsun'u turlamaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Uygun AVM tam karşımızda. İlerliyoruz yavaş yavaş. Çok kalabalık. Burada el işleriyle uğraşanlar. Bisiklet mağazaları efendim. Gidiyoruz bakalım. Çok güzel, çok kalabalık her yer. Hafta içinin ilk günü olmasının büyük ihtimalle bir etkisi var. Son gün. Son gün mü? Bugün cuma ya. Bugün cumaymış, ben pazartesi sanıyorum. Büyük ihtimalle son günün bir etkisi var. Şahin Kaya ucuzluk durağı var ve uygun AVM de burada sevgili dostlar. İçeri gireceğiz. Ne var ne yok her şeyi çekmeye çalışacağım. Umarım güzel ucuz bir şeyler buluruz. Pahalı bir şeyler bulursak battık.
Burada çok güzel bardaklar buldum. İsimli bardaklar çok hoşuma gitti. 44.99 çok güzel. Eğer hani sevgilinize falan almak isterseniz isimli bardaklar. Açıkçası çok kibar, baksanıza. Biraz kalite bakımından zayıf, yani çabuk kırılabilirmiş gibi bir his veriyor ama onun haricinde harfli olması çok hoşuma gitti. Burada çeşitli bardaklar var efendim. Bunu başta vazo sandım. Yine şöyle renkli bardaklar var. Şu an bardak bölümündeyim. Çok seviyorum bardaklara bakmayı. Şöyle bir bardak var. Çaycılar için. Çay bardağı mı? Neymiş bu ya? Meşrubat bardağıymış. 3 tanesi 369 lira. Yani 370 lira diyeceksiniz. Bir sürü hatta var. 370 lira desiniz. Daha kafi zaten, bir kuruş verilmiyor. Şu şekilde bardak var. Yine 3 tanesi meşrubat bardağı olarak geçiyor. 135 lira. 134.99. Şu bardaklar çok hoşuma gitti benim açıkçası. Bu bardak, bu şekildeki olan bardakları çok seviyorum ben. Çok kibar ve çok şık. Kaç var acaba? Bilmiyorum, fiyatta yazmıyor ki. Gidiyoruz, ürünleri tek tek geziyoruz. Zarif. Yeni gelin bardakları. Hiçbir zaman misafire sunulmaz. Dörtlü çay seti 245 lira. Çok iyi. Şöyle bir çaydanlık var. 420 lira. 419.99. Niye sonunda 99 ekliyorlar bilmiyorum. Zaten vermiyorsunuz. Şu bardak. Bakın. Benim avucuma bakın. Bardağa bakın. Bardak çok iyi ya. Çok büyük. Yani çaycılara özel bir bardak. Çorba bile içebilirsiniz. Çok güzel. Efendim, bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış derler. Ve geldik kahve fincanlarına. 1000 lira. Altılı, tepsili, her şey dahil. Fincan, altılı fincan takımı 1000 lira. Burada çok değişik fincanlar var. Onları size göstermek istiyorum. Şöyle aile kökleri, değerleri olduğu anlaşılsın diye bir fincan takımı var. Altın tepsili var efendim. Yine aynı şekilde. Çok değişik şeyler var. Gerçekten ilginç. Şöyle 1299 lira. Lan ben kahve içmiyorum lan. Bu fincan paralarını gördükten sonra kahve falan da içmiyorum. Mesela şu çok şıkmış açıkçası. Sevgili dostlar, böyle bir şey buldum. Nusret görmesin. Nusret kesin alır bunu. Gerçekten çok iyi. Altın. Altının neymiş, ne kadar lan bu? 700 lira. Özlüm, şuna bak sana. Alalım alalım. Altın tepsi. Çok iyi vallahi, çok hoşuma gitti ya. Şöyle. Hanım güzel dedi buna. Şuna bakalım. Çıkarabiliyor ya. Bunun içi altın değil. Ben bunu almam. Dostlar, uygun abime de yok yok. Şöyle sahte çiçek reyonundayım. Gerçekten çok güzel çiçekler var. Bir an gerçek sandım ama gerçek değilmiş. Sahteymiş. Çok güzeller. Eğer çiçek bakımını, yani bakımını üstlenmek istemeyen kişiler varsa ve evinde dekorasyon arıyorsa, şöyle sahte çiçek buketlerinden alabilirler. Mesela şu beyaz gül vallahi gerçek gibi duruyor ama gerçek değil. Şunlar anlaşılıyor sahte falan olduğu ama güllerin hiçbirisi açıkçası anlaşılmıyor sahte olduğu. Daha bitmedi burada. Çok güzel şeyler var. Şöyle yine göstereyim. Şurası saksıda. Bakın burada limonlar var. Limonlar, mandalinalar efendim. Kirazlar. Şöyle limonlara yaklaşacağım. 65 lira. Açıkçası hiçbir şey. Yani para bile değil. Yani şu an kağıt 500 lira çıktığı için 65 lira. Çerez gibi bir şey oluyor. Mandalinalar biraz pahalı. 135 lira ama gerçek gibi duruyor açıkçası. Çok güzeller. Şunlar çok hoş. Çok kibar. Yine aynı şekilde şöyle. Bu neymiş lan? Nar mı? Sahte nar. 225 lira. Tabii sanırım meyvesine göre değişiyor. Herhalde yeniyor bunlar. Bu paralar olduğuna göre. Şöyle gösterelim. Çok güzeller ya. Aslında dekoratif olarak gerçekten evin bir kenarında olması gereken. Şunlar özellikle. Nara çok bayıldım. Olması gereken ürünlerden bir tanesi. Gerçek bir meyve tarlası gibi duruyor. Çok iyiler. Şurada yine aynı şekilde. Seçmece, kendiniz buket oluşturabileceğiniz sahte bitkiler var. Yine burada ayrı bitkiler var sevgili dostlar.
Burası da bitki rayonuydu. Devam ediyoruz gezmeye. Efendim buranın üst katı varmış. Üst katına çıkacağız. Şöyle çıkıyoruz. Tencere setleri. Saklama kutuları. Aa, çaydanlıklar var. Çay gerçekten vazgeçilmez bir şey ve çaydanlık içtiğiniz çaydanlık da çok önemli. Açıkçası çok güzel çaydanlıklar. Şu laciverti beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Şu da hoşuma gitmedi. Beyaz her zaman çok güzeldir. Çaydanlık takımı 350 lira. Gerçekten ucuz. Ya bana göre ucuz. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela 594 lira, 500 lira. Şöyle devam ediyoruz. Tabii burası ayrıydı. Burada bir çaydanlıklarımız var. Eğer büyük bir aileyseniz daha büyük boyda alabiliyorsunuz. Yine şurada çaydanlıklarımız söz konusu. 1200 lira, 1400 lira. Şimdi pahalanmaya başladı. Çok geniş bir aileyseniz eğer. Şöyle kocaman bir tane 1700 liraya. Kaç litre lan bu? Korkmaz Perla Mega Çaydanlık diye geçiyormuş efendim. Yine bakır cezveler. Çok ağır. Gerçekten çok ağır. İşlemeli bakır cezveler. Çok güzeller. Bakırı gerçek bakır renginde kullanacaksın aslında. Bakırdır herhalde. Bayağı ağır çünkü. Dökümmüş ya. Bakır sandım. Döküm cezve diyor. Ağır ama bayağı. Bunlarda da gerçekten kahveler çok güzel oluyor. Benim bütçeme uygun bu diyecektim de bu bile 1200 liraymış. Markasını Korkmaz olmasından kaybediyoruz. Yine burada termoslar var. Termosları bir kere açık konuşalım. Piknikte falan kullanmıyoruz. Genelde hastaneye falan yaptığınızda canınız çay çektiğinde anneniz, babanız, akrabalarınızdan çay istemek için kullanıyorsunuz. Eğer benim gibiyseniz siz de onun haricinde termos açıkçası çok da başka bir yerde kullanıldığını sanmıyorum. Bardak termoslar var efendim. Şöyle gösterecek olursak. Mesela çağrı merkezinde çalışırken şu bardak termos çok iş görüyordu ama akıtıyordu tabii. Onların da iyisi kötüsü hadisi var tabii ki. Güzel tencereler. Yine tencere setleri. Özellikle kadınlarımızın kızlarımızın çeyizinde olması gereken, mutfağında olması gereken tencere setleri. Düdüklü tencereler efendim. Gerçekten çok iyi. Burada bu neymiş? Kavurma tenceresine benzettim. Çok güzel. Burada mevcut. Şöyle biraz da yavaş geçmek istiyorum. Fazla hızlı geçince de kötü çıkıyor. Güveçe benzettim ama güveç değilmiş. Şurada yumurta sahanları var. Yine bakır. Bakın bu kez döküm değil. Kesin bakır ya da kalaylanmış. Bakırmış. Evet, sahan bakırlar. Bunlarda yumurta pişirmek gerçekten çok güzel. Menemen falan pişirmek gerçekten çok hoş oluyor. Hafifmiş ya. Döküm ağırdı demin. Şöyle gezmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün Samsun Bandırma Gemisi'ni geldik. Bandırma Gemisi Müzesi'ni gezeceğiz bugün. Fakat burada çok güzel şeyler var. Öncelikli olarak bunları çekmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir açık hava müzesine hoş geldiniz. Anketi yer alıyor. Panoramik buranın rofleleri, işte 1. Dünya Harbi'de, İstiklal Harbi'de Samsun Şehitler, Milli Mücadele Seramik Rofleleri, Kafadere, Hedilik Eşya Satış Merkezi gibi değişik şeyler yer alıyor. Orada da bir tanıtım müzesi mevcut. Öncelikle bunları gezeceğiz. Toplar var. Bu topları gezeceğiz. Şurada bir tane savaş uçağımız var. Daha önce hiç yakından görmemiştim. Onları gezeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım isterseniz. Sevgili dostlar, burada bir tane savaş uçağımız var. Daha önce hiç yakından bir savaş uçağı görmemiştim açıkçası. Gerçekten çok güzel. Yani insanın süresi geliyor. Şu kokpite çıkıp süresi geliyor abi. Kuşlar arabaya yapmış bu arada. Şimdilik kuşların uçtuğunu görüyorum. Tekerleklerine kuşların konduğunu, üzerinde gezdiklerini görüyorum. Gerçekten zamanında bu ülke için görev yapmış bir emekli savaş uçağı kendisi. Allah bin kere razı olsun senden. Hani her ne kadar canlı olmasan da bu ülkeye hizmet ettiğin için Allah bin kere razı olsun sevgili savaş uçağı. Üzerindeki ablam renkler gerçekten çok ağır. Çok çok beğendim. Şimdi gezmeye burada devam ediyorum. F-5 uçak olarak yer alıyor. Bu uçak 1972 yılı Hollanda yapımı savaş uçağıdır. Türk yıldızlarının kullandığı 15 adet gösteri uçağından Türkiye'de sergilenen tek uçaktır. Ses katı hızında uçabilme özelliğine sahip 6 ton yakıtla 3,5 saat havada kalan özelliği yeteneği vardır. Net ağırlık 6 ton, yükle ağırlığı 12 tondur diye bir ibare var. Çok güzel gösteri uçağıymış.
Çok güzel manevralar yapan uçaklardan bir tanesi. Harika gerçekten. Burada bir adet top var. Topun da açıklaması mevcut. Açıklamada ne diyor? Manteli, kurup manteli sahra topu. 6000 metre, 6 kilometre menzili var sevgili dostlar. Gerçekten çok iyi ya. Bunu nasıl acaba ateşliyorlarmış zamanında? Buradan içeriden top füzesini alıyor, topu alıyor ve düşman hattına doğru gönderiyor. Gerçekten çok güzelmiş. Açıkçası yani o dönemin şartlarına göre muhteşem bir şey. Çok çok beğendim. Vallahi helal olsun ya. Burada bir adet torpido gördüm. Bomba. Of be. Üzerinde Türk bayrağı, ablemimiz, bayrağımız yer alıyor ve açıklamasına bakacağız. Açıklamasına ne yazıyor? MK-23 denizaltı torpidosu diyor. 6 kilometre menzili var ve buhar türbinliymiş. Gerçekten çok büyük. Burada da deniz, demirli deniz mayınımız var. Vay be, neler varmış abi ya. Zamanında yani zamanın en büyük teknolojileriyle üretilen bombalarına bakıyoruz. Bombaya da vurduk. Allah korusun lan, inşallah boştur bu. Gerçekten çok iyi. ABD üretimidir diyor. Çalışma derinliği 27.7259 metre arası, 136 kilogram TNT ya da HBX patlayıcı madde. Patladığı yere bağlı olarak 100 metrenin üzerindeki bir gemiyi batırabilir diyor. Of be, 100 metre bir gemiyi batırıyor bir tanesi. Muhteşem, muhteşem gerçekten. Bandırma gemisi efendim. Şöyle, bayağı da büyük. Güvertiden iniş, güvertiden çıkış diye bir seçenekleri var. Koskoca bandırma yazıyor, güverteye giriş diyor. Buradan güvertemize gireceğiz. Şöyle çıkıyoruz. Ya resmen tarih kokuyor resmen. Burası tefriş salonuymuş. Kapalı ama şöyle içeriden çekelim. Şöyle. Şöyle Mustafa Kemal Atatürk atamız burada gereken toplantıyı yaparken tefriş salonu. Burada geminin kontrol alanı var. Neymiş acaba? Pusula herhalde. Şöyle bir pusulası var. Yanlış bilmiyorsak tabii. Burada geminin aynı şekilde direksiyonu, geminin önü, bir zamanlar suda olan bir gemi, artık karada, insanları ziyaretine açık sevgili dostlar. Vay be. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Eğer gelmek istiyorsanız mutlaka gelin derim. Samsun Bandırma Müzesi, Bandırma Gemisi Müzesi mutlaka bir ziyaret edinlerim. Gerçekten bizim geçmişimizden, tarihimizden bir şey. Mutlaka bir bakın. Lütfen unutulmasın. Unutulmasın bu güzellik, unutulmasın sevgili dostlar. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Buradan aşağı ineceğiz sevgili dostlar. Şurada müzemiz. Evet, indik geminin içindeyiz burada. Böyle kitaplar, küçük kitaplar var. Atatürk'le alakalı, Kemal Atatürk'ümüzle alakalı kitaplar var. Aynı şekilde resimler var. Bunlar neymiş? Bandırma vapuru. Tanıtımı var. Burada. Yine burada bazı resimler var. Bu resimlere bakıyorsunuz şu an. Gerçekten tarihin en zorlu dönemlerinden biri. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Evet, şu an geminin içindeyiz. Gerçekten bayağı büyük, çok da küçük bir yer değilmiş. Burada ne varmış? Vekaletin orijinal nüshası varmış Ozan tarafından imzalanan.
Burada silah. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal beylik tabancası. Ya burada yer alıyor. Dönemin giyilen kıyafetleri, takım elbiseleri. Ya aynı şekilde. Sandalyeler, oturma alanları burada yer alıyor. Buradan bir yere girdik. Nereye girdik biz? Çıkıyoruz sanırım artık. Burada resimler var. Görmüş olduğunuz gibi başka resimler var. Tarihin tozlu sayfaları, kullanılan silahlar var. Sevgili dostlar, burada ayrı bir oda var. Bir adet yatak odası. Görmüş olduğunuz gibi radyo var, eski bir radyo var, şanlanlar var. Çok güzel oda. Sevgili dostlar, burada da demiri çeken makine var. Buradan demiri suya atıyor. Daha sonrasında buradaki makineyle çekiyor efendim ve gemi gitmeye hazırlanıyor. Burada da zaten çeki demirimiz var. Bayağı büyük bir demir. Çok büyük ya. Ama koca gemiyi durdurabilecek güçte, suda bırakabilecek güçte bir gemi. Ve bayrağımız ve manzaramız gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim. Buradan kameraya doğru çıkacağız şimdi. Merdivenler çok dik. Dik olduğu için çok zorlanıyoruz. Evet, burada kaptan köşkü var ama kapalı sanırım. Mutfak var aynı zamanda kapalı. İsterseniz bir yukarı daha çıkabiliyorsunuz ama daha fazla yukarı çıkmayacağım. Çok var ya, bir daha mı çıkayım şu? Kaptan köşküymüş. Ha, kaptan köşkü çıkalım ya. Bir daha ne zaman geleceğiz? Kaptan köşküne geldik sevgili dostlar. İçeriye girmek yasak. Burada kaptan köşkü var. Deminki gördüğümüz yer demek ki ilk baştaki geminin arkası da asıl ön bu tarafmış. Burada içeride şurada haritacı var efendim. Burada yine kaptanımız var ve dümeni kontrol edenlerimiz var. Önde zaten bir tane pusula var. Pusulaya göre de gerekli rota çiziliyor. Burada geminin en üstte olduğu için bayağı bir yüksek. Şurada bir tane de balkon var. Kaptanın çıktığı, baktığı. Bu şekilde yapılmış gemi. Burada da küçük sandallar var. Filikalar. Filika mı diyorlardı? Filika diyorlardı herhalde. Herhangi bir şey olursa diye bu filikalarla kurtulma şansları oluyor. Sevgili dostlar, sonunda Samsun'u bitirdik. Gerçekten çok güzel bir Samsun turu oldu. Gezdik, tozduk, her yeri sizlere göstermeye çalıştım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Efendim, şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir başka şehirde görüşmek üzere. Hoşça kalın.